Downforce Racing League ekranlarından herkese iyi akşamlar, iyi geceler. Hepiniz hoş geldiniz. İtalya'da, Monza'da kaldığımız yerden PlayStation kategorisinde Master Seri'de heyecanı birlikte yaşamaya devam ediyoruz. Ben Deniz Ömer Sabri Karagöz. Yine her hafta olduğu gibi bu hafta da anlatımda sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Heyecanı size aktarmaya çalışacağım. Evet. Birinci qualifying seansı ile birlikte hafta sonunun açılışını yaptık. Piste ilk çıkan isim Batur Settar Ekşi. Şöyle bir lastiklere de göz atalım. Burak Bidev dışındaki bütün pilotlarda soft lastikler var. Takvimin en hızlı pistindeyiz. Monza'dayız, İtalya'dayız. Umarım keyifli ve güzel bir yayın ve yarış birlikte icra ediyor oluruz. Evet, sevgili Yalçın ve Kutsi, teşekkür ederim. Daha iyiyim çok şükür. Covid sürecini atlattık sayılır. Sadece kısa bir, yani az bir öksürük kaldı. O da zaten belli bir süre kalıyormuş. Onun haricinde bir sıkıntı yok. Çok şükür. Teşekkür ederim. Evet, Alfa Tauri'ler ard arda birbirlerine hava koridoru veriyorlar. Hüseyin, takım arkadaşı Batur Settar Ekşi'ye ikinci çıkandan önce bir hava koridoru etkisi verdi ama çıkanda bayağı yavaş kaldı Batur. Bartu Günay Alfa Tauri'siyle, düzeltiyorum, Alfa Romeo'suyla hızlı turunda yine. Ki Williams'ta da medium lastikleri görüyoruz. Üst piste çıkmadılar. Emin Köse de Ferrari'siyle kendi evinde hızlı turuna başladı. Ascari pistin en tehlikeli virajlarından bir tanesi. Zaman turu Batur Settar Ekşi'den gelecek. 21.023. Hemen tura devam edenlere geri dönelim. Bartu Günay Alfa Romeo turunu iptal etmiş. Hatasının ardından Ferrari Emin Köse, o da Lezmo'larda, ikinci Lezmo'nun çıkışında arka düzlükte yine pist sınırlarını aşıyor. Bu yönüyle de zor bir sıralama seansı olacak pilotlar açısından. Pist limitleri gerçekten burada ideal bir tur açısından çok çok önemli ve aynı zamanda turun geçerli olması açısından da çok kritik öneme sahip. En iyi ikinci sektör Altu Atilla. Evet, yayının başında tekrar hatırlatmakta fayda var. Yine yayın içerisinde ara ara hatırlatacağım. Bu haftada çekilişimiz var. Yine bir tişört çekilişi söz konusu olacak. Bütün izleyicilerin katılabildiği bu çekilişle ilgili katılım sağlamak için ünlem DRL yazmanız yeterli. Altu Atilla 1.20.740 ile en hızlı tur zamanını kaydetti. Geçerli iki tur var. Onlardan en iyisi şu an Altu Atilla'da. 1.20.588. Hüseyin Uğur peşin. Emir Sert. Emir Sert pistin ikinci şikanı. Körbler gerçekten affetmiyor. Arabayı nasıl fırlatıp attığını gördünüz. Atilla Aydemir, o da ilk şikana biraz derinden girdi. Aston Martin pilotu. Bakalım takvimin en hızlı pistinde neler izleyeceğiz ilerleyen dakikalarda. Emre Altuntaş Ferrari'siyle, o da hızlı turunda. Diğer Ferrari Emin Köse de yine hızlı turunda. Emir hoş geldin, selam. Mehmet burada. Mehmet hoş geldin. Meto hoş geldin. Hepiniz hoş geldiniz. Atilla Aydemir, onun turu iptal oldu. 1.20.296.
köse. Şu an en hızlı tur atmış oldu Ferrari pilotu. Monza'da kendi evinde Ferrari şimdilik zirvede. Q1'de. Mercedes'e bakalım. Can Yüksel. En iyi ilk sektör. Lezmoları sorunsuz dönüyor Mercedes. Bakalım asgari nasıl olacak? İkinci sektörün sonu burası. İkinci sektör derecesi de mor Mercedes'in. Artık sadece parabolika kaldı. Can'ın önünde. Ferrari'siyle 20.296 atmıştı. Bakalım Mercedes'ten tur derecesi kaç gelecek? 1.20.388. Mercedes yüzdelik dilimlerle Ferrari'nin gerisinde kalıyor. Dönelim Arda Pamukoğlu'na. O da arka düzlükte Lezmolar'ın çıkışında Atilla ile birlikte bir hava koridoru etkisi. Bir takım çalışması. En iyi ikinci sektör. Asgari'nin çıkışında Ege Sayın Alfa Romeo'suyla spin atmış vaziyette sarı bayrakların sebebi olan pilot. Ege az kalsın Arda'nın turunu da mahvediyordu. Attığı spin sonrası Aston Martin şimdi çizgiyi geçiyor. 1.20.006. 0.3 saniye civarında daha iyi bir tur en yakın rakibinden. Efe turda o da Burak'la birlikte önlü arkalı iki pilot, iki Williams'a medium lastik tercihini görüyoruz. Alperen Yıldız ve Batu Türkmen McLaren'ler 8 ve 9. sıradalar. Şu an elenme bölgesinde Burak, Atilla ve Tolga var. Tabi daha turlar gelmedi bu pilotlardan. Mikro hoş geldin. Buralardayız. Ölmedik ama yaşıyoruz da sayılmaz. Halide şükür. Arda 1.20.006 ile en iyi tur. Efe'nin turu iptal oldu bu arada. Kritik bir hata. Bakalım Burak devam edecek mi turuna? Lastiklerle 20.805 geliyor. Şöyle lastiklere tekrar bakalım. Medium lastik tercih eden pilot sayısı artmış. Lastikler açık kalsın burada. Batu ve Alperen de yine medium tercih etmişler. Arabalar eşit, evet. Evet kutusuzum, arabalar eşit. Bu arada Twitter'dan konuştuğumuz meseleyle alakalı inşallah önümüzdeki hafta sana geri dönüş yapacağım. Kutusu. Yalçın sağ olsun İtalya'da hava durumunu da paylaştı bizle. Hem sıralama hem de yarış kulü zeminde gerçekleşiyor. Master seride bugün İtalya'da Monza'dayız. Birinci qualifying seansındayız. Çekilişimiz var. Yayınımıza yeni katılan arkadaşlar, yazmayan arkadaşlar gündem DRL yazsınlar. Efe ikinci kez aynı yerde Asgari'nin çıkışında pist sınırlarını aşıyor ve turu iptal oluyor Ege'nin. Efe'nin düzeltiyorum. Turu olmayan 4-5 isimden bir tanesi kendisi pite giriyor. Tolga'ya bakalım. Ağız pilotu. Onda da medium lastikler var. Gökhan Başkan hoş geldin. Teşekkür ederim. Daha iyiyim.
Çok sağ ol. Sadece bir öksürük kaldı. Onun dışında toparladık gibi. Ege'ye bakalım. Soft lastikleriyle ikinci sektörde mor derece var Alfa Romeo'dan. Bir önceki hakkında asgari çıkışında hata yapıp spin atmıştı. Onu da Arda'nın turunu izlerken görmüştük. Şimdi sorunsuz bir tur geliyor. İkinci sıra 1.20.104. 1.20'nin altını henüz göremedik. Tur derecesi olmayan 4 tane pilot kaldı. Muhammed, Efe, Atilla ve Tolga. Ki Tolga şu an asgari çıkışında medium lastikleriyle geçerli bir tur gelecek gibi. Üsticim aile nasıl diye sormuşsun. Teşekkür ederim. Yani hemen hemen herkes Covid'i atlattı ama dedemi kaybettik. Pazartesi günü toprağa verdik. Öyle bir durum söz konusu oldu. Onun haricinde ailecek toparlanmaya çalışıyoruz. Maddi ve manevi olarak. 7-8 kişi aynı anda Covid oldu, biliyorsunuzdur zaten. Yayınlardan sohbet etmiştik. Sizinle dertleşmiştim, paylaşmıştım. Bu süreçte dedemi kaybettik. Onun haricinde bir sıkıntı yok. Emir Sert. O da bir önceki turda hata yapmıştı. İkinci şikanda istediği turu atamamıştı. Arda Pamukoğlu hala zirvede. Efe tekrar çıkış turunda. O da iki hata yaptı. İki turunda birden. Mercedes'e bakalım. Tam Mercedes'e bakarken o da bir miktar dışarı taştı. Q1'de artık son 3 dakikanın içerisindeyiz. Hala zaman turu kaydetmeyen pilotlar var. Muhammed Özcan çıkış turunda Efe Korkmazer medium lastiklerle ısrarla denemeye devam ediyor. İki hakkında da asgari çıkışında hata yapmıştı. Arda 1.20.006 ile zirvede. Mercedes'te Can Yüksel. O da pitin yolunu tutuyor. Burak bir deve bakalım. Burak şu an hızlı turunda değil. Biz yine arka taraflara, elenme bölgesine geri dönelim. Efe yine asgaride. İki kez burada hata yapıp turu iptal etmişti. Şimdi sorunsuz döndü gibi. Teşekkür ederim arkadaşlar. Çok sağ olun. Dostlar sağ olsun. Muhammed Özcan da şimdi hızlı turuna başlayacak. Tıpkı takım arkadaşı Tolga gibi. Atilla Aydemir pitte. Zira onun sıralama men cezası var. 14. sıra. 1.20.103. Efe sonunda bir tur attı. Düzeltiyorum. Atilla da piste çıkıyor. Sıralama men cezası söz konusu değil. Kerem Özcan 3. sırada yer bulmuş kendisine. 1.22.180 ile sıralamaların ikinci seansında puan durumuna da bakacağız. McLaren'ler Alperen ve Batu ilk haklarını medium lastiklerle atmışlardı. Şimdi onlar da sıralamada aşağıya doğru düşerken soft lastiklere geçiş yapıp Q2'yi garantilemeye çalışıyorlar. Emir Sert 15. sırada şimdilik seansa noktayı koydu. 1.20.817 idi derecesi.
aslında kendinden üstteki pilotlardan daha iyi tur atmasına rağmen şu an 15. sırada. Seans onun için bittiği görünüyor. 1.19.847 Alperen Yıldız 1.20'nin altına inen ilk isim oldu. Kerem de şimdi 19.881 atıyor. 19'lar kervanına katıldı o da. Bakalım Batu Türkmen ne yapacak? Başsağlığı dilekleriniz için çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Çekiliş yarışın sonunda yapılacak Onurcuğum. Tekrar hatırlatalım. Geçen haftalarda da olduğu gibi bu haftada yine çekilişimiz var. Formula 1 temalı tişörtlerden hediye ediyoruz sizlere. Bu çekilişe katılmak için ünlem, DRL yazmanız yeterli. Haricinde yapmanız gereken bir şey yok. Bir de tabii yayının sonundaki çekilişe katılmanız lazım. Yani en azından kazanıp kazanmadığınız noktasında bilgi sahibi olabilmek için. Emre Altuntaş. Ferrari şu an elenme bölgesinde. Parabolikayı dönüyor. Son 30 saniye artık Q1'de. Yavaş yavaş sonuna geliyoruz. 1.21.280. Tur gelişti ama yeterli olmayacak. Emre Muhammed Atilla şu an elenme bölgesindeki 3 pilot Efe Korkmazer ve Burak Bidev medium lastiklerle Q2'ye kalma mücadelesi içindeler. Riskli bir tercih Williams'lardan. İki hızlı pilot birden mediumlarda ısrarcı. Seans onlar için bitti. Bakalım Emre Muhammed ve Atilla'dan kendini yukarıya doğru atabilen olacak mı? Emre 21.280 atmıştı. Muhammed'in İlk turu çok da gerçekçi değil. 25'li bir tur. Muhammed Özcan 1.20.227. 7. sıra. Efe Korkmazer'e eliyor. Emre yine tura devam eden isimlerden diğeri. Atilla ile birlikte çok kritik bir tur atıyor. Ferrari sürücüsü kontrolünü kaybetti. Asgari çıkışında bariyerlerde. Ferrari son bölümde Q2'ye kalmak için zorlarken asgari çıkışında pistin en tehlikeli virajında arkanın kontrolünü kaybediyor ve hem tura hem seansa veda ediyor. Bakalım Atilla ne yapacak? O da elenme bölgesindeydi. Onun da son şansı. Burak bir devi eriyebilir o da. ...1.21.051... Atilla Aydemir'in turu yetmiyor. 16. sırada seansı noktalıyor Efe Korkmazer, Atilla Aydemir ve Emre Altuntaş. Q1'de aramıza veda eden isimler oluyorlar. İlginç bir sıralama seansı. Emre Altuntaş kendi evinde Ferrari Q1'de veda ediyor. Sıralamalara Alperen Yıldız McLaren ile zirvede 1.19.847 en iyi derece. Kerem Özcan 2. sırada, Batu Türkmen 3. Arda Pamukoğlu 4. Ege Sayın 5. sırada yer buluyor kendine. İşte elenen isimler: Emir Sert, Atilla Aydemir, Efe Korkmazer ve Emre Altuntaş seansa veda ediyorlar. Tabii Emir'in burada yarış dışı kalmasıyla birlikte biz Q2'de 14 pilotla birlikte yola devam ediyor olacağız.
Evet, tıpkı Q1'de olduğu gibi hava yine güneşli. Bugün yarış da dahil olmak üzere bütün seanslarda açık ve temiz bir kuru bir hava öngörüyoruz. Master seride İtalya'da Monza'dayız. Pilotlar yavaş yavaş çıkmaya başlıyorlar hemen seansın başında. Grid'in tamamında şu an soft lastikler görüyoruz, gözlemliyoruz. Muhammed Özcan ve Altuğ Atilla ilk çıkan isimler oldular. Arda Pamukoğlu, Alperen Yıldız, Ege Sayın, Can Yüksel, Muhammed Özcan, Batu Türkmen, Bartu Günay, Emin Köse, Burak Bidev, Altuğ Atilla, Tolga Can, Kerem Özcan ve Alfa Tauri pilotları Batur Settar'la Hüseyin Uğur Q2'ye kalmaya hak kazanan isimler. ...1.20'nin altında 1.19'du. 2 derece görmüştük İlk seansta. Bakalım ikinci seansta pist koşulları birazcık daha iyileşince 1.20'nin altında daha fazla tur görecek miyiz? 14 dakikadan geri saymaya başladık. Tura ilk başlayan isim Red Bull olacak. Kokpitten, onboard'dan izleyelim. Alpin kariyerde en son burayı dönmüştük. İtalya'yı dönmüştük. Çok iyi bir stratejiyle yağmurlu, daha doğrusu kuru zeminde başlayıp yağmura dönen bir formatta kötü araca rağmen ikinci olmayı başarmıştık. Soft medium lastik yeterli oluyor buraya kuru zemin için. Pilotlar nasıl tercihlerde bulunacaklar? Şu anda Q2'de medium lastik görmedik. Askerinin çıkışında biraz kontra verdi Red Bull. Can Yüksel Mercedes sürücüsü, o da şimdi çizgiyi geçecek. 1.22.732 ki pardon, gerçekçi bir tur değil. Kerem'e bakalım. ...1.19.899 Kerem Özcan. Muhammed Özcan bu arada hata yapıyor. Tolga Can'la birlikte Muhammed Özcan şu an seansı ard arda veda etti bu iki isim. İki Haas pistin iki farklı bölgesinde sıkıntı yaşıyor. Tıpkı şu an izlediğimiz Ferrari gibi. Zor kurtardı Emin. Pist dışına taştı. Küçük de bir temaslar var yerlere ama en azından Haaslar gibi süspansiyon kırmadı. Arda'yı izleyelim. İki Haas aynı turda pistin ayrı bölgelerinde. Biri ikinci Şikan'ın çıkışında, biri de ikinci Lesmo'nun çıkışında hata yapıyor ve seansa veda ediyor Haaslar. Q2'de elenen iki isim. İkisi de az. Bakalım diğerleri kim olacak?
Bu arada puan durumundan da isterseniz bahsedelim. Şampiyonada durum epey kritik, rekabet üst düzeyde. Ekranlardaki isim Arda Pamukoğlu, şampiyona lideri, 244 puanla geldi buraya, İtalya'ya, Monza'ya. İkinci sırada Kerem Özcan var, 231 puanı var. Fark kapandı ikili arasında. Alperen Yıldız 3. sırada 153 puanla. Burak Bidev 152 puanla Alperen'i yakın takipte. Arda 1.19.881. Şu anda en iyi tur geldi. Şampiyona liderinden. Alperen Yıldız 3. sırada dedik. Burak Bidev 4. 152 puanla. Batu Türkmen 121 puanla 5. Efe Korkmazer'in 110 puanı var. Can Yüksel 49 puanla 7. Altuğ Çakıroğlu 45 puanla 8. Hüseyin Uğur 34 puanla 9. ve Emre Altuntaş 31 puanla 10. sırada. Şampiyonada takımlara baktığımızda orada zirve el değiştirmiş. Geçen hafta Hollanda Grand Prix'sinde McLaren'lerin üstünlüğünden bahsetmiştik. Aradaki puan farkı çok azdı 4 takım arasında. Mercedes zirveyi almış McLaren'den. 280 puan var. Mercedes cephesinde McLaren 274 puanla 6 puan geride takipte. 262 puanda Aston Martin, 259 puanda Williams var. 4 takımın arasındaki puan farkı sadece 30-31 puan civarında bir fark var. Ciddi anlamda şampiyonada, takımlar şampiyonasında 4 takımın çekiştiği harika bir sezon izliyoruz. Alfa Romeo 75, Red Bull 64, Ferrari 62, Alfa Tauri de 58, Alpine 45 ve Haas 29 şeklinde takımlardaki diğer sıralama. Ege Sayın, Alfa Romeo pilotu 1.20.012. 19'lu derece gelmedi ama yakın bir derece geldi. Alperen şimdi 19.995 ile 3. sırayı almış. Bakalım takım arkadaşı ne yapacak? Batu 1.20.264. Hemen dönüyoruz Burak'a. Evet, çekilişe katılmak için ünlem DRL yazabilirsiniz. Yine Formula 1 temalı bir tişört hediye edeceğiz bu hafta yarışın sonunda. 1.19.723. Sıralamaların hızlı ismi Burak Bidev. Yine güzel bir turla şu anda seansın en hızlı turunu atmış gibi gözüküyor. Ferrari izleyelim. Ferrari'lerden bir tanesi Emre. Gürgür'de aramıza veda etmişti. Scuderia Ferrari'nin kendi evinde Q2'ye geçemeyen bir Ferrari oldu. Bakalım diğer Ferrari'siyle Emin Köse ne yapacak? Sorunsuz döndü Ferrari pilotu. 19.723 en hızlı tur Burak Bidev'e ait. Emin Köse 1.20.473, 9. sıra, kritik bir yerde Emin. İki isimden bir tanesiydi. Diğer pilotların neredeyse tamamı pitteler şu an. Muhammed Özcan ve Tolga Can, İki Haas pilotu da aynı turda kaza yapıp seansa veda ettiler. Dolayısıyla Q3'e kalamayacak iki isim. Muhammed'in kalma ihtimali küçük de olsa var. Çünkü geçerli bir turu var. 1.20.499. Tabi pist ısındıkça tur dereceleri birazcık daha gelişecektir. 4 pilot 1.20'nin altına inmeyi başarmış.
Q2'de de artık son aklar. 4 dakika kaldı seansın bitimine. Erken çıktı Can. Batucuğum kolay gelsin sana. Başarılar. Can Yüksel. Mercedes şimdi turuna başlayacak. Hadi Can'ın turunu izleyelim. Turun ne kadar başarılı olduğunu son sektörde asgari çıkışında tahmin edelim. Tur derecesini tahmin edelim. Hadi böyle bir oyun oynayalım. Yaptığı hatalardan az çok zaten belli olur diye düşünüyorum. Parabolikayı dönmeden ya da dönerken finish çizgisini geçmeden Can'ın turunu tahmin edelim. Bakalım en yakın tahminde kim bulunacak? Ben de tahmin edeceğim tabii. Hardacığım merhaba. Teşekkür ederim. Sana da başarılar. Kolaylıklar. Lezmoları dönüyor şu an. Mercedes pilotu. 1.20.335.60. Sağ üstten sektör derecelerine de bakabilirsiniz. Tahminde faydalı olur diye düşünüyorum. İkinci sektör itibariyle 0.1 saniye civarında daha iyi geliyor. ...1.20.265 diyorum ben. Bakalım ne olacak. ...1.20.212 atıyor Can Yüksel. Batu Türkmen'in hemen üzerinde kendisine yer buldu. 6. sırada Manmaker 19.9 demiş. Gelmedi. Biraz daha yavaş kaldı. Alperen tura başlamış. Alperen'e bakalım. Burak Bidev 19.723 ile şu an zirvede. Elenme bölümünde Altuğ, Bartu, Tolga ve Hüseyin var. Bartu ve Hüseyin'in geçerli turu yok. Altuğ 1.20.620 atmış. Onun da yaklaşık 0.1 saniyeden biraz daha fazla geliştirmesi lazım turu. ...95. Bakalım ne kadar gelişecek. 0.2 saniye daha iyi bir tur geliyor. Güzel bir tur gelecek. Eğer asgaride zaman kaybetmediyse Alperen'den. Tabii bir de önünde Parabolika var. McLaren sürücüsü. Son virajı dönüyor. 19.995'ti. 19.836 ikinci sıra. Express hoş geldin. Hüseyin 20.020 atmış. Son bir dakikanın içerisindeyiz artık. Çok kritik turlar. Muhammed Özcan ve Tolga Can elenen iki isim. En hızlı 10 isimle birlikte pole pozisyonu mücadelesi için Q3'e geçeceğiz. Altuğ, Atilla, Bartu, Günay. Bartu pit, hala pitti şu an. Altuğ, Atilla, Lezmo'nun çıkışında zorlarken aracın kontrolünü kaybediyor. İzlediğiniz gibi bariyerlerde buluyor kendini ve Q2'ye geçemiyor. Böylece o da elenen bir diğer isim oldu. Kerem izleyelim. Kerem pistin her yerini kullanıyor maşallah. Emin Köse 10. sıradan kaldım yoksa elendi mi? Retire dedi. Buna birazdan bakacağız klasmana bakarken. O da hareketsiz bir
şekilde pist üstünde. Daha doğrusu çok yavaş gidiyorum tayr olduğu için. İkinci seansı bitirmek üzereyiz. Muhammed, Altu, Bartu ve Tolga Can'ın elenmesi kesin. Eminim ki şüpheli biraz. Ona bakacağız. Kerem ayağını gazdan çekti. Evet, Williams ile Burak Bidev zirvede. Q2'de medium lastik deneyen hiçbir pilot olmadı. Bütün pilotlar soft lastiklerle hızlı turlarını attılar. Klasman oluştu. Ve en hızlı 10 pilotla birlikte Q3'e geçiyor olacağız. Burak Bidev 19.723 hafta sonunun en iyi tur derecesi oldu. Zirvede Alperen Yıldız 2. sırada, Batu Türkmen 3. Arda Pamukoğlu Aston Martin sürücüsü şampiyona lideri 4. sırada, Kerem Özcan 5. sırada, Ege Sayın 6, Hüseyin Uğur 7, Can 8, Batur 9, Emin 10. sırada kendisine yer buluyor. Muhammed Özcan, Altu Atilla, Bartu Günay ve Tolga Q2'de sıralama seanslarına veda eden isimler oluyorlar. Q3'te pol mücadelesiyle yola devam edeceğiz. Ekranımız takılı kaldı. Umarım lobi patlamamıştır. Evet, şimdi sayaç geri saymaya başladı. Q3'te görüşürüz. Evet, İtalya'da Monza'da Downforce Racing League Master kategoride 3. qualifying seansındayız artık. En hızlı 10 isimle birlikte sıralamaların son bölümündeyiz. Bakalım takvimin en hızlı pistinde pole pozisyonu hangi pilota, hangi takıma gidecek? Piste piste ilk çıkan isim Burak Bidev oldu. Can ve Kerem Mercedes'lerde. Williams'in hemen ardından piste çıkış yaptılar. Evet, pole pozisyonu kimin olur anketine katılabilirsiniz. Şu an chat'te aktif. Ayrıca
yayının sonunda, yarışın sonunda gerçekleştireceğimiz çekilişi de yine yayının yeni açanlar için hatırlatmak istiyorum. Ünlem DRL yazarak F1 temalı tişört verdiğimiz bu çekilişe katılabilirsiniz. Bütün izleyiciler katılabilir. Burak Bidev hızlı turuna başlıyor. Q3'in ilk turu olacak bu. Pilotlar da hızlı turlarına başladılar. Yani asgari çıkışında biraz gazdan çekti gibi. Burak. Bakalım nasıl bir tur gelecek. 1.19.8 civarı bir şey bekliyorum ben açıkçası. Tuncay hoş geldin. Teşekkürler. ...1.19.828 tahmin ettiğim gibi bir tur geldi. Arda Pamukoğlu tura yeni başlamış. Şampiyona lideri. Kerem'e bir bakalım. Bu da parabolikayı dönüyor. Hollanda Grand Prix'sinin ardından şampiyonadaki puan farkını kapatıp Arda'yı yakalamıştı. 1.19.777 Kerem Özcan Burak Bidev'i geride bırakmayı başardı. Alperen Yıldız, Batu Türkmen, McLarenler parabolik öncesi bir takım içi çalışma yapmışlar. Bakalım bu çalışma Alperen'i pole taşıyacak mı? Şimdi Batu da Alperen'den hava koridoru alacak. 19.754. İşte Batu Türkmen de şimdi takım arkadaşından hava koridoru alıyor. Bu işbirliği şimdilik işe yaramış gibi gözüküyor Arda Pamukoğlu. O da parabolikayı dönecek şimdi. Turlar birbirine çok yakın. Zirvede muazzam bir pol mücadelesi var. İlk 4 20'nin altını gördü. Teşekkür ederim. Daha iyiyim. Az bir şey kaldı. İnşallah yakın zamanda bunu atlatırız. Batu Türkmen. Bakalım o nasıl bir tur atacak. O da takım arkadaşından turun başında start finish düzlüğünde bir yardım almıştı hava koridoru noktasında. Clear selam canım. İyiyim. Daha iyiyim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. İnşallah kısa zamanda sahalara tekrar döneceğiz. Özlendiniz. 1.19.982 5 pilot 19'lu dereceleri gördü. Gerçekten muazzam bir kapışma var. Pol için. İşte farklar. 0.7 saniyede 10 pilot. 0.3 saniyede 6 pilot. 0.1 saniyede 4 pilot. Alperen, Arda, Kerem ve Burak 0.1 saniyenin içerisinde yüzdelik dilimlerle birbirlerine yakın turlar atmışlar. Gerçekten bir karış mesafeyle sıralamalar değişiyor. Gelinen noktada muazzam bir kapışma. İlk hakların ardından oluşan tablo bu. Burak tekrar çıkış turunda yine erken başlayacak en azından ikinci hakkı için. (Gülüyor)
Alperen, Arda, Kerem, Burak, Batu. Williams pilotu şimdi tekrar tura başlayacak. Nispeten pistin daha sakin olduğu bir zaman dilimini tercih etti. Belki de bu turu attıktan sonra bir tur daha atmaya da çalışabilir. Zira Q1'de medium lastiklerle Q2'ye kalmayı başarmıştı Burak. Bir set daha soft lastiği vardır Williams pilotunun. Tabii zaman yetecek mi? Ben yeter diye düşünüyorum. 0.1 saniye daha kötü bir derece ilk sektör itibariyle. Bakalım ikinci ve üçüncü sektörler nasıl gelecek? Ege Sayın, Alfa Romeo. 1.20-122, o da şimdi çıkış turunda. İkinci sektör itibariyle 0.2 saniye geride Burak. Burak'ın turu iyileşmeyecek gibi. Direkt pitin yolunu tutabilir Williams sürücüsü. Gelişmeyecek bir derece için ekstradan bir tur daha pistte kalmayı istemeyecektir diye düşünüyorum. Aynen öyle yapıyor. Kerem Özcan. Bir boş tur atıyor şu an. Kerem'in turunu izleyelim. Şimdi son hakkında hızlı turuna başlayacak Mercedes sürücüsü. Yüzdelik dilimlerle ilk dört birbirine çok yakın sıralanmış durumda. Kerem şimdi Monza'da Mercedes ile son turuna başlıyor. Kendi derecesinden %48 daha yavaş. İlk sektör itibariyle tabii. ...19.777... Q3'te ilk hakkında attığı tur. 0.1 saniye daha iyi geldi ikinci sektör. Kritik bir asgari döndü şimdi Kerem. Normal şartlarda 0.1 saniye onu pole pozisyonuna taşıyor gibi en azından şimdilik. Kerem şimdi çizgiyi geçiyor. 1.19.738 yüzdelik dilimlerle ilk sırada Kerem Özcan. Arda Pamukoğlu turu iptal oluyor. Çok kritik bir hata şampiyon liderinden. Çok kritik bir hata. Batu Türkmen şimdi arka düzlükte Alperen'den hava koridoru alıyor. Parabolika öncesinde. Bakalım ne kadar faydası olacak. Alperen de şimdi onun arkasında. O da start finish düzgünde alacak. 1.19.706 Batu Türkmen. En hızlı tur geliyor. Şimdi o da takım arkadaşına yardımcı oluyor. Çekildi kenara. Alperen Yıldız tura başladı. Arda'nın benzini var mı? Bundan emin değilim. Burak yine hızlı turunda. 19.706 Batu Türkmen yapmış olduğu işbirliği Alperen'le birlikte şu an kendisini zirveye taşıdı. En iyi ilk sektör Burak'tan.
Pistin bütün sınırlarını zorluyor Williams sürücüsü. Önünde de Batu Türkmen vardı. Şimdi kenarıya çekildi. ...19.754 Alperen'den. Kerem Özcan için seans bitti. 19.738 yüzdelik dilimlerle şu an ikinci sırada. Bakalım Alperen ne yapacak? 19.754'tü. Biz Burak'ı izliyoruz. Alperen Yıldız 19.608. McLaren 19.608 atıyor. Burak bir de 19.430. 1.19.430 Arda Pamukoğlu, o da tura devam edebilmiş. 1.19.702. Üçüncü sıra Arda Pamukoğlu. Kerem Özcan birden beşinci sıraya kadar düştü. Monza'da pol pozisyonu 0.2 saniyeye yakın devasa bir farkla Burak Bideve gidiyor. Q3'teki ilk haklarında hata yapmış Burak. Son hakkında o hataları telafi ediyor. Parti modunu açıyor Williams pilotu. Burak Bidev 1.19.430 ile Monza'da sürpriz yok diyor. Pol pozisyonunu almayı başarıyor. Alperen Yıldız ikinci sırada. 0.2 saniyeye yakın fark var. Seans birbirine çok yakın geçmişti ama Burak gerçekten arayı açtı. Alperen, Arda, Batu ve Kerem arasındaki farkı görüyorsunuz. Saniyenin %30'u kadar bir fark var. Alperen ikinci, Arda üçüncü, Batu dördüncü, Kerem Özcan beşinci sıradan kalkacak. Ege Sayın altı, Can Yüksel yedi, Hüseyin sekiz, Batur dokuz ve Emin Köse Ferrarisiyle kendi evinde onuncu sıradan start alacak. Evet, İtalya'da Monza'da artık yarış zamanı, heyecan zamanı. Keyifli ve rekabetçi bir sıralama seansı izledik. 3 seansta birden Q1, Q2, Q3. Pol pozisyonu Williams'a gitti. Burak Bidev, Alperen Yıldız 2. sırada, şampiyon lideri Arda Pamukoğlu 3, Batu Türkmen 4 ve Kerem Özcan 5. sırada kendisine yer buldu. Bu rekabetçi ve keyifli sıralama turlarının sonunda işte lastik tercihleri ilk 10'un dışında serbest lastik seçimi bölgesinde medium lastik ağırlıklı olmakla birlikte yine soft tercih eden pilotları da görüyoruz. Hava açık. Herhangi bir yağmur ihtimali yok. Formasyon turunun ardından Downforce Racing League'de Master kategoride Monza'da çok pardon, Monza'da takvimin en hızlı pistinde keyifli bir 27 tur bizleri bekliyor.
Son sırada Ferrari'siyle Emre Altuntaş var. Efe yine Q1'de elenen isimlerden biriydi. Takım arkadaşı Holde. Formasyon turunu yavaş yavaş tamamlıyoruz. İtalya'da birazdan yarış başlayacak. İlk viraj, ilk çıkan gerçekten çok dar ve kritik, ağır bir frenajla oraya girilecek. Bakalım neler yaşayacağız. Çekilişimizi bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Yarıştan hemen sonra gerçekleştireceğiz. Aranızdan bir kişiye Formula 1 temalı tişört hediye edilecek. Fanbox'tan katılmak için ünlem DRL yazabilirsiniz. Artık her şey hazır. Master Seri'de, İtalya'da, Monza'da 5 kırmızı ışığın sönmesiyle birlikte yarış başlıyor. Williams pole pozisyonunda. McLaren yanında Arda Pamukoğlu iyi bir start aldı. Batu Türkmen ve Alperen Yıldız startın kaybedeni oldular. Ciddi momentum kaybettiler. Kerem Özcan 3. sıraya yerleşmiş gözüküyor. Alperen, Arda ile Kerem'in muazzam bir çekişmesi var. Kerem Özcan 5. sıradan başladığı yarışta şu an 2. sırada harika bir start aldı. Mercedes sürücüsü Arda Pamukoğlu 3. Batu Türkmen ve Alperen Yıldız, McLarenler çok ağır kaldılar startta. Startın kaybedeni oldular. Herhangi bir problem yok. Ne orta grupta ne arka tarafta. Burak Bidem'in liderliğiyle 2. sektörün içerisindeyiz. Kerem Özcan 2. sırada, Arda Pamukoğlu 3. McLarenler 4-5. Hüseyin Uğur 6. sıraya kadar yükselmiş. Can Yüksel 7. Ege Sayın 8. Muhammed Özcan 9. Asgari'ye doğru ilerliyoruz. Batu Arda'ya yakın. Kerem gerçekten çok iyi start aldı. O iyi startın meyvesini de 3 sıra birden kazanarak topluyor Mercedes sürücüsü. İlk turu geride bırakıyoruz. Burak Bidev'in liderliğinde Monza'da 2. turun içerisindeyiz. Williams, Mercedes, Aston Martin, McLaren sıralaması oluşmuş durumda. Kısa süreli sarı bayraklar gördük. Batu Aston Martin'e çok yakın. Kimse birbirinden kopmadı. Arka tarafta Attila ile Emir Sert'in bir mücadelesi söz konusu. Orada da yine kısa süreli sarı bayraklar gördük. Starta göre kazanılan kaybedilen pozisyonlar işte. 3 sıra birden kaybetti Alperen. Aynı şekilde 3 sıra birden kazandı Kerem Özcan. Çok önemli bir hamleydi bu startla birlikte. Muhammed Özcan yine 3 sıra kazanmış. Can Yüksel 2. sektörde bir sıkıntı yaşıyor. Sıra kaybetmeye devam ediyor Mercedes sürücüsü. Arkalara geriledi. Muhtemel bir kaza, bir temas. Şimdi tekrar yola devam ettiğini görüyoruz. Kanadı yok. Mercedes'in kanadı yok. Can Yüksel kritik sıralar kaybetmeye devam ediyor. DRS henüz açılmadı. McLaren Aston Martin'e yakın. Batu'yla Arda mücadele ediyorlar. Hava koridorunda çıktı neredeyse. Burak Bidev hızlı turla birlikte yola devam ediyor. Arda kaçmaya çalışıyor McLaren'den. Aynalarında gösterdi kendini Batu. Herhangi bir geçiş söz konusu değil. Tolga Can'la Altuğ Atilla arasında bir mücadele var. İlk şikanı dönemedi. Haas sürücüsü şikanı kesiyor. 3 saniyede ceza alıyor. Bildim sürücüsü Efe Korkmazer de burada denkleme dahil oldu. Yükselmeye çalışıyor. 11. sıraya kadar da yükselmiş zaten Williams. Hemen ön taraflara dönelim. Batu'nun yakın takibi sürüyor. DRS açıldı 3. tur itibariyle. Konvoy birbirini yakından takip etmeye devam ediyor. Startın kaybedeni Alperen Yıldız oldu. Kazananı ise Kerem Özcan. Ciddi
ciddi bir momentum kaybetti Batu Türkmen. Şimdi takım arkadaşı hava koridorunda. İki McLaren yan yanalar. Parabolika öncesi Alperen Yıldız takım arkadaşını geçmeyi başarıyor. Batu Türkmen de şimdi DRS avantajı olacak. Bakalım Alperen kaçabilecek mi? Alperen'de de DRS var bu arada. 1.22.334 en hızlı tur. McLaren'ler burada yer değiştirmiş oldular. Batu'nun hatasının ardından Burak Videv, Kerem Özcan birbirlerine DRS mesafesindeler. İlk 5 birbirlerini gerçekten çok yakın takip ediyor. Hüseyin bu gruptan kopmuş gözüküyor. 3.5 saniye civarında bir fark var. DRS avantajı yok Hüseyin'in. Arkasında da yükselmeye çalışan bir Alfa Romeo görüyoruz. Ege Sayın. Ceza alan tek isim Tolga Can oldu. İlk şikanı kesmişti. 3 saniyelik cezası var. Altuğ bunu çok yakından takip ediyor. İkinci sektörde yine sarı bayraklar var. Emir Sert olabilir. Alpin ile. Ön taraftaki mücadeleye tekrar dönelim. Öndeki beşli birbirine yakın. Arka tarafta Alpin problem yaşamaya devam ediyor. Emir Sert. Nezmo'larda bir sıkıntı yaşamış. Burak lider. Kerem ikinci sırada. Arda üçüncü. McLaren'ler 4 ve 5. Yarışın 5. turundayız. Master kategoride İtalya'da Monza'da çekişme devam ediyor. Efe Korkmazer 9. sıraya kadar yükseldi. AlphaTauri'yi geride bıraktı. 8 sıra birden kazanmış oldu Efe. Muhammed Özcan 4 sıra, Kerem Özcan 3 sıra kazandı. En çok kaybeden Can ve Emin Köse. Arka tarafta bu ikilinin mücadelesi var. Emir Sert yarış dışı. Alpin pilotu Emir Sert yarış dışı. Emir pit'e girip yarışı bırakmış. Dolayısıyla bir güvenlik aracı periyodu görmeyeceğiz. Yarışın hemen başında ilk bölümde veda etti Alpin pilotu. İlk 5 birbirine çok yakın seyretmeye devam ediyor. Bu beşli arka tarafın 5.5 saniye gerisinde, önünde daha doğrusu Alperen Yıldız. Şimdi Arda'nın hava koridorunda parabolikaya çıkarken ciddi anlamda momentum kaybetmişti Arda. Emre Altuntaş yarış dışı. Emre Altuntaş yarış dışı sanal güvenlik aracı uygulamasına sebep oluyor bu kaza. Emre Altuntaş ki birazdan bu konvoy görebilir Emre'nin aracını. İşte bütün pilotlar %40 daha yavaş gidiyorlar. Sağ taraftaydı Ferrari. Şimdi kaldırıldı. Emir Sert'in ardından Emre de yarış dışı kalan ikinci isim oluyor Monza'da. Ferrari kendi evinde umduğunu bulamıyor. Emre yarış dışı, Emin de şu an son sırada, 16. sırada yarışa devam ediyor. Sanal güvenlik aracı uygulaması bitti. Kerem Özcan, Burak Videv'in yanına doğru çıktı. Burak'ta bir problem olabilir. Burak'ta bir problem olabilir. Kerem yarışın liderliğini alıyor. Burak çok ciddi momentum kaybediyor. Şimdi Arda da geçiyor onu. Yan yanalar. Parabolikaya doğru ilerlerken Arda dışarıda, Burak içeride. Tutunmaya çalışıyor Burak. Arda dışarıdan çekiş yakalamaya gayret ediyor. Hala önde. Arda şimdi hava koridorunda. Arka taraftan McLaren de gelmeye çalışıyor. İkisinin de arka kanadı açık. Kerem Özcan'a da atak yapabilir. Muazzam bir kapışma var. Burak bir dev kan kaybetmeye devam ediyor. Üçüncü sıraya düştü. Pol'dan başlayan Williams sürücüsü 3. sıraya düştü. Yarışın yeni lideri Kerem Özcan 5. sıradan başlamıştı yarışa. Şu an zirvede. Arda Pamukoğlu sıkıştırmaya başladı Kerem'i.
Sarı bayraklar var. Ferrari de yolda kalmış. Emin Köse hareketsiz şu an, yavaş yavaş toparlanıyor sarı bayrakların sebebi o. Mercedes'in biri zirvede, diğeri 15. sırada. Can Yüksel Bartu Günay ile çekişiyor. Kerem Arda da Arda'dan kaçmaya çalışıyor. Burak da yakın takipte. Tek turda 2 sıra birden kaybetti Williams sürücüsü. Ciddi bir momentum kaybetti. İki pilota da geçirmiş oldu. Arda Kerem'e çok yakın. DRS ile birlikte birazdan korumasız olan Mercedes pilotuna, rakibine, şampiyonadaki ana rakibine atak yapabilir pozisyonda olacak. McLaren'ler de yakın takipte. Arda pite giriyor. Arda Pamukoğlu. 7. turun sonu, 8. turun başlangıcında ön grupta zarı ilk atan isim oluyor ve çok pardon, medium lastiklere geçiş yapıyor. Aston Martin sürücüsü 13. sırada nispeten trafiğin olmadığı bir bölümde geri döndü yarışa. Burak Bidev şimdi Kerem Özcan'ı kovalayacak. Yarışın lideri Kerem Özcan. Burak bir yandan Kerem'i kovalarken bir yandan da arkasındaki McLaren'lere karşı savunma yapmak durumunda kalıyor. Bakalım buradan Arda'nın piti sonrası bir zincirleme reaksiyon görecek miyiz? Burak bir de Vascari'de gerçekten çok yavaş kaldı. Yola devam ediyor. Batu Türkmen pite girdi. Batu Türkmen pite girdi ön grupta. Kerem, Burak, Alperen sıralaması oluştu şimdi de. Batu da bakalım nerede çıkacak? Şu an pitte Arda. Evet, Arda Pamukoğlu Batu Türkmen'in önünde kalmayı başarıyor. Birbirlerine de çok yakınlar bu arada. 1.2 saniye bir fark var. 1.5 saniye oldu. Arda ile Batu'nun farkı. Lezmoları döndük. Arka düzlükteyiz. Yarışın 9. turu. Downforce Racing League Master kategoride İtalya'da Monza'dayız. Sıralama turlarından itibaren rekabetin üst düzeyde olduğu bir yarış izliyoruz. Burak Bidev rakibini zorlamaya devam ediyor. Kerem, Burak, Alperen üçü birden pite dalıyorlar. Çok kritik olacak şimdi bu pit. Arda Pamukoğlu medium lastiklerle bu gruptan 2 turu önce pite gelmişti. Bakalım bu grubun önünde çıkabilecek mi? Çok kritik bir tur bu. Arda geliyor, start finish düzlüğünü geçiyor. Diğerleri de pitten çıkıyor. Kerem Özcan'ın önünde bir undercut gerçekleştirmiş oldu. Yarışın şu an teorik liderliğini eline aldı Arda, yapmış olduğu bu hamleyle birlikte. İkinci sırada girdiği pitten Arda Pamukoğlu pist üzerinde değilse de pitlerin ardından zirveyi ele geçirmiş oldu. Tabii şu an 6. sırada ama ön taraf pite gelmedi, onu da belirtelim. Yarış lideri Ege Sayın. Efe Korkmazer hemen arkasında soft lastiklerle yola devam ediyor. Çok iyi bir tırmanış sergiledi. Buralarda gerçekleşebilecek bir güvenlik aracı periyodu bu gruba çok ciddi anlamda yansır
olumlu olarak yansır tabii ki. Bakalım neler izleyeceğiz. Arda, Kerem, Batu, Alperen ve Burak. Burak bu grubun gerisine düşmüş oldu. Efe Korkmazer. Ege Sayın'ı DRS ile birlikte rahat bir şekilde geride bırakıyor. Yarışın 11. turu itibariyle liderliği de aldı. Altu Atilla Tolgacan'ı geride bıraktı. 1.22.288 en hızlı tur. Batu'dan. Arda'ya atak geliyor Kerem'den. Start finish düzlüğünde içeriye doğru DRS ile birlikte ilk virajda yapmış olduğu atakla Kerem pitte geçirmişti. Ama sonrasında pozisyonu geri aldı. Şimdi Batu sıkıştırıyor Arda'yı. Birinci tur. Yarışın daha orta bölümüne gelmedik. Heyecan devam ediyor. Pist stratejileri, pist üstü geçişler. Yarışta her şey var. Batu Türkmen Arda Pamukoğlu'na şöyle bir içeriye doğru baktı. Burak bir dev bir sıkıntı yaşamış olmalı. Bu grubun 4 saniyeden fazla bir süre gerisinde. Bu arada liderlik yine el değiştirdi. Çünkü Efe Korkmazer pite girmiş. Peki mücadeleye tekrar bakalım. Batu Türkmen Arda Pamukoğlu'na çok yakın çıktı. Yedincilik mücadelesi. Kerem önde kaçmaya çalışıyor. Hem Arda'da hem Batu'da DRS var. Adım adım yaklaşıyorlar. İçeriye doğru şöyle iki pilot da baktı. Alperen de bir hata bekliyor, fırsat bekliyor. Tolga ile Altuğ birbirine çok yakın. Burada da bir ikincilik mücadelesi var. Tolga'nın cezası olduğunu hatırlatalım. İlk 4 sıradaki pilotların pite gelmediğini de hatırlatalım. İşte lastikler. Şimdi içeriye doğru girdi. Riskli bir atak yapmadı. Ayağını gazdan çekiyor Haas sürücüsü. Burada da sıkı bir takip. Yakın bir mücadele. Yarışın tam orta noktasındayız. İtalya'da Monza'da keyifli gidiyor mücadele. Red Bull'a şimdi ikincilik için atak yapacak. Ortaladı arabayı. Altu içeriden atak yapmaya çalışıyor Haas. Red Bull direniyor. Araya yarış dışı kalan bir Alfa Romeo da girmişti. Altı önde kalmayı başardı. Ege Altu Tolga sıralaması. Kerem 5. Arda 6. Batu Türkmen 7. Alperen de 8. sırada. Yola devam ediyorlar. Yarışın orta bölümüne geldiğimizde. Tarafta hala pite gelmeyen isimlerin liderliğini, daha doğrusu ön grubu oluşturduğunu görüyoruz. Teorik lider şu an Kerem Özcan. Neredeyse birlikte dönüyor. Hepsi birbirinin hava koridorunda. Burak ciddi anlamda geride kaldı. Şu an 10. sırada.
farklı Muhammed'e atak yapmaya çalışıyor. Ekrana gelmeyen bölümde başına neler geldi acaba Burak'ın? Polden başlamıştı. Şu anda zirvenin uzağında. Şimdi ilerleyen bölümlerinde bakalım neler göreceğiz. Williams sürücüsü tekrar zirveye doğru tırmanabilecek mi? Ege Sayın. O da yarışa başladığı soft lastiklerle ki 13 turu devirdi o lastikler. Hala yola devam ediyor. Bir güvenlik aracı periyodu düşüncesiyle. Bu grup hızlı bir şekilde ön tarafa yaklaşıyorlar. Takip var, atak yok. William sürücüsü kan kaybeden Burak Bidev şimdi Haas'taki rakibi Muhammed Özcan'ı geride bıraktı. 9. sıra 3.7 saniye önünde ana rakipleri var. Bunların da gerisinde kalması gerçekten ilginç oldu Burak açısından. Nasıl yönetebilecek süreci. Evet, çekilişimizi tekrar hatırlatmak istiyorum. Yarışın sonunda yapacağımız çekilişle aranızdan bir kişiye Formula 1 temalı bir tişört hediye edilecek. Bununla ilgili çekilişe katılmak için ünlem DRL yazabilirsiniz. Eğer hala yazmadıysanız lütfen yazmayı unutmayın. Downforce Racing Mic PlayStation kategorisinde Master serideyiz. Ben Deniz Ömer Sabri Karagöz. Her hafta Cuma günü saat 22'de size bu yayınların anlatımını yapmaya çalışıyorum. Bu hafta Monza'dayız. Güzel, keyifli bir yarış geçiyor. Ön grupta, orta grupta birbirinden keyifli ve birbirine yakın mücadeleler var. Bu tarafta Red Bull sürücüsü Altuğ Atilla'nın pite geldiğini görüyoruz. Alfa Romeo'su ile Ege, Haas pilotu Tolga ve Aston Martin pilotu yola devam ediyor. Tolga Can bu arada bir problem yaşadı sanırım. Evet. Tolga Can hızlı bir şekilde geriye doğru düştü. Ekrana gelmeyen bölümde Arda Kerem'i geride bırakmayı başarmış. Şimdi önünde takım arkadaşı Aston Martin pilotu Atilla var. Kerem'le araya onu koymaya çalışacaktır. Aynen öyle oldu. Kerem de Atilla'nın arkasında vakit kaybetmemeye çalışıyor. Temas var. Asgari'ye birlikte girmeye çalıştılar. Kerem Özcan'a çok pahalıya patladı. Arda Pamukoğlu takım arkadaşı pite gelmeyen Atilla Aydemir'i geçti. Arka düzlükte Kerem'le birlikte şampiyonadaki ana rakibi Kerem'le birlikte arasına takım arkadaşını tampon olarak koymaya çalışıyordu ki Kerem de hızlı bir şekilde onu geçmeye çalıştı. Asgari'ye ikisi sığmadılar. Şimdi Kerem Burak'ın baskısı altında DRS ile birlikte bir sıra daha kaybetmiş oluyor Kerem Özcan. Kabus gibi bir tur oldu bu Mercedes pilotu için. Atilla şimdi pite geliyor. Muhammed Özcan da zorluyor Kerem'i. Bir hasar da söz konusu olabilir Mercedes pilotunda. Görünen bir şey yok ama belki side'lardan bir darbe almış olabilir. Yarışın şu an teorik lideri Arda. Ege hala pite gelmedi. Yarışa başladığı soft lastiklerle yola devam ediyor. Bir güvenlik aracı periyodu kovalamaya devam ediyor. Alfa Romeo sürücüsü ilk bölümü uzattı. Muhammed Özcan ceza aldı. Kerem'i kovalıyor o da. Ege şimdi inadı bırakıp pitin yolunu tutunca
Arda Pamukoğlu liderliği almış oluyor işte. Starta göre kazanımlar. Batu Türkmen baskıyı arttırdı. Hem Batu hem Arda ikişer sıra birden kazandılar. Burak Bidev ise şu an dördüncü sırada, üç sırada birden kaybetti. Liderliğin sürekli el değiştirdiği ilginç bir yarış oluyor. Kerem 5. ki yarışa 5. sırada başlamıştı. İyi bir startla 2. sıraya yükseldi. Sonrasında yarış liderliğini almıştı Burak'tan. Şu anda 5. sıraya geri döndü. Pol'den başlayan Burak Bidev 4. sırada. Arda Pamukoğlu ise şu anda lider. Arda Pamukoğlu kaçıyor. İki McLaren onu kovalamaya devam ediyor. Aralarında lastik farkı sadece bir tur. McLaren'le iki, Batu'yla bir tur lastik farkı var. En eski lastikler burada Arda'ya ait. Şimdi yüksek bir süratle McLaren içeriden hatanı yapıyor. Daha ilk viraja gelmeden ve yarışın liderliğini Batu Türkmen alıyor. Kerem Özcan da Burak Bidev'e atak yaptı. Kaybettiği pozisyonu geri alıyor. Dördüncü sıra şimdi Kerem için. Sarı bayrakların sebebi Ferrari, Emin Köse. Ferrari'ler kendi evinde çok kötü bir gün geçiriyor bugün. Batu yarışın yeni lideri. Arda şimdi iki McLaren'in arasında, bakalım ne yapacak. Kerem kaybettiği pozisyonu geri almayı başardı. Şimdi Burak'a atak yaptı. Dördüncü sırada 4.2 saniye var Alperen'le arasında. Buradaki mücadeleler arka tarafın grubu yakalamasına sebep olabilir. 20. tura doğru ilerliyoruz. Artık son 8 tur yarışta. Hatanın telafisi olmayan bölümlere doğru gidiyoruz. Neler yaşayacağız? Keyifli yarışı kim önde bitirecek? Alperen Yıldız, Arda Pamukoğlu'na yakın. Atak görür müyüz? DRS ile birlikte. Arda, Batu Türkmen'in yanında. Şimdi Şikan'ın çıkışında. Çekişle birlikte birazcık daha iyi momentum yakalamış gibi. Arda mı Batu mu? Alperen'in kamerasından izliyoruz. Alperen de şimdi denkleme dahil oldu. İçeriye doğru attı kendini. Batu savruluyor. Arda ile temas var. Alperen'e de geçilmiş oldu. Batu Türkmen ve Arda Pamukoğlu'nun teması Alperen'e yarıyor. Batu önde kaldı. Alperen ikinci oldu. Arda üçüncü sırada şimdi. Gerçekten neredeyse her tur zirvenin, sıralamanın değiştiği bir yarış izliyoruz. McLaren'ler zirvede, Ferrari'nin evinde. Hatırlayacaksınız, Ricardo burayı kazanmıştı. Ona benzer bir tablo var şu an. Yarışın son 8 turuna girdiğimizde. İki McLaren birbiriyle mücadele eder mi? Burak Bidev 2 saniyeye düşürdü. Buradaki mücadelenin, öndeki mücadelenin arka tarafa yarayacağını söylemiştim. 4 saniyelik fark 2 saniyeye düştü. O grupta burayı yakalarsa yarışın başındaki birbiriyle kapışan beşli tabloyu tekrar görebiliriz. Burak Kerem'i tekrar geride bırakmış. Orada da kıyasıya bir mücadele var. Kerem 5. Burak 4. sırada. İki saniye.
saniyenin altında fark. Burak'la Kerem hızlı bir şekilde ön tarafa yaklaşmaya devam ediyorlar. İkinci sektörün sarı bayraklar. Hüseyin kenara çekiliyor. Burak bir dev. Asgari de yine dışarıya doğru taştı. Kerem Özcan. Şimdi hava koridorunda. DRS'ye gelmeden rakibini geçmeyi başarıyor. Burak birazcık da DRS alabilmek için ayağını gazdan çekti resmen. Kerem de geçmek durumunda kaldı. Şimdi Burak yüksek bir momentum ve DRS ile birlikte tekrar geliyor ve pozisyonu geri alacak. Kerem şimdi karşı atak yapmaya çalıştı ama riskli bir ataktı o. Burak önde kalmayı başardı. 2 saniyenin altına düşmüştü ön tarafla fark. Şimdi tekrar 2,5 saniye civarına çıktı bu mücadelenin ardından. İki McLaren ve arkalarında bir Aston Martin. Şampiyon lideri Arda Pamukoğlu, Batu ve Alperen'i takip ediyor. Burak 4. sırada. 2,2 saniye fark var bu grupla. Kerem 5. Kerem ile Burak'ın mücadelesi de aynen devam ediyor. Can Yüksel, 1. sektörde sarı bayrakların sebebi olan pilot. Atak yaptığını görmedik. Pozisyonu müdafaa eder bir durumları var. İki McLaren de sanki birbirini kolluyor gibi. Kerem Özcan, Burak bir dev mücadelesi. Kerem şimdi Burak'a geçmeyi başardı. Bir tur önce kaptırdığı dördüncülüğü geri alıyor Mercedes sürücüsü. Can Yüksel yarış dışı. Mercedes yarış dışı, bir güvenlik aracı periyodu görebiliriz. Burak bir dev yine dışarıya doğru taştı. Kerem'le mücadele ediyordu. Muhammed'e de geçilmiş oldu. Kritik. Çok kritik. Can Yüksel yarış dışı kaldı. Herhangi bir güvenlik aracı periyodu yok. Can'ın kazasının ardından. Fakat biz ona bakarken Burak'ın momentum kaybettiğini gördük. Burak yine tehdit altında. Burak Asgari'de çok zorlanıyor. Asgari virajı. Burak bir deve kabus oldu resmen yarış boyunca. Ne zaman Burak'ı Asgari'de görsek dışa doğru bir savrulma yaşadığını ve momentum kaybettiğini görüyoruz. Burak şimdi 6. sırada. Muhammed Özcan'a atak yapıyor. DRS ile birlikte rakibini geride bırakmayı başardı. Şimdi tekrar Kerem'i yakalamaya çalışacak. Batu liderliğini sürdürüyor. Arda 3. sırada. 24. turdayız artık. Son 3 tur. Yarışın son bölümüne geldik. Monza'da keyifli, heyecanlı bir mücadele. Kerem Arda ile arayı 1,2 saniyeye kadar kapattı. Mücadele tabii arkada Kerem'in yakalamasına sebep oluyor. DRS mesafesine kadar girdi. Momentum kaybetti. Mercedes sürücüsü az kalsın arkayı kaparıyordu. Ne kadar zorluyorlar görüyorsunuz. Grup yine birbirini bulmuş oldu. Alperen, Batu, Arda, Kerem, Burak beşlisi. Sıralama farklı da olsa birbirini buldu arka tarafta. Bir Alfa Tauri spin attı. Yolun kenarında duruyor Hüseyin Uğur Pesin. Asgari çıkışında kanadını kırdı. Kritik bir hata. Arda şimdi Batu'ya atak yapabilir. Çok iyi bir momentum yakaladı. DRS ile birlikte yan yana iki pilot. İkisinin de DRS'si var ama
Arda Batu'yu geçiyor. Batu az önce liderdi, şimdi 3. sırada. Yarışın yeni lideri Alperen Yıldız. Her tur liderlik el değiştiriyor. Arda şimdi 2. sırada. Batu 3. Kerem Özcan 4. Hüseyin Uğur peşinde yarış dışı. O da bırakıyor yarışı. Burak 5. sırada. Gerçekten kabus gibi bir yarış bilim sürücüsü için polden başlamıştı yarışa. Hemen bir bakalım işte starta göre. 4 sıra birden kazanmış. Önündeki rakiplerin hepsi birer sıra kazanmış. O kaybederken. Yarışın artık son 2 turuna giriş yapacağız. Alperen lider. Şampiyona lideri Arda Pamukoğlu 2. sırada. Batu Türkmen 3. Kerem Özcan 4. Burak Bidev de Kerem'i yakalamaya, en azından DRS mesafesine girmeye çalışıyor. Arda şimdi yüksek bir süratle geliyor ama tak yapmadı. Kerem de Batu'ya çok yakın. Son turlar. Ciddi bir kapışmaya sahne oluyor Monza'da. Master Series'de. Takvimin en hızlı pistinde. Artık son 2 tur. Zirve kimin olacak? Yarışın başından beri birçok kez el değiştirdi liderlik. Şu anda Alperen Yıldız konvoya liderlik ediyor. Burak da Kerem'i yakaladı. DRS mesafesine girdi. Bakalım o da kaybettiği pozisyonun en azından bir kısmını geri alabilecek mi? Kerem Özcan, Batu Türkmen'e podyum için atak yapar vaziyette. Ayağını gazdan çekiyor iki pilot da, birbirine DRS vermek istemiyor. Ön taraftaki ikili 1.3 saniye yaptı farkı. Buradaki podyum mücadelesi ön tarafa yaradı. Batu ayağını gazdan çekti. Kerem o tongaya düşmemek için o da ayağını gazdan çekti. Şimdi DRS ile birlikte son turda hatanı yapıyor. Burak da çok hızlı geldi. Batu Türkmen 2 sıra birden kaybedebilir. Direnmeye çalışıyor McLaren sürücüsü. Mercedes mi, McLaren mi? Onların hatasını kollayan bir Williams Haas da denklemin içerisine dahil olmaya çalışıyor. Kerem'le Batu hala yan yana. Ön tarafla fark 2.3 saniye oldu. Arda Pamukoğlu da Alperen Yıldız'ı geçmiş. Son turda Monza'da her şey değişiyor. Arda Pamukoğlu yarışın yeni lideri oldu. Bakalım direnebilecek mi son turda? McLaren'ler biri avcı pozisyonunda şimdi. Kerem Batu Türkmen'i zorluyor. Alperen de Arda Pamukoğlu'nu zorluyor. Yüksek bir süratle geldi Kerem. Batu arabayı ortaladı. Arka düzlükte Kerem Özcan geçmeyi başarıyor rakibini. Batu Türkmen'i geçiyor. Ön tarafa dönelim hemen. Alperen Yıldız Arda Pamukoğlu'na yakın. Önlerinde sadece parabolika var. Bir foto finish görebiliriz. Arda mı Alperen mi? Arda sorunsuz dönmeyi başarıyor gibi. Burak Bidev, Muhammed Özcan'a da geçildi. Yarışı Arda Pamukoğlu kazanıyor. Şampiyona lideri yarışı kazanıyor. Kerem Özcan 3. Batu Türkmen 4. Burak Bidev 5. sırada polden başladığı yarışta muazzam bir yarış izledik. Başından sonuna liderliğin, zirvenin sürekli el değiştirdiği bir mücadelede Arda Pamukoğlu şampiyona lideri, yarışı kazanmayı başarıyor. Alperen Yıldız 2. sırada, Kerem Özcan 3. Batu Türkmen 4. oluyor. Polden başlayan Burak Bidev kabusu yaşıyor. 5. sırada bitirebildi yarışı. Driver of the Day Efe Korkmazer. Evet, bu arada çekilişi tekrar hatırlatmak istiyorum. Ünlem DRL yazmayı unutmayın. Birazdan çekilişimizi gerçekleştireceğiz. Formula 1 temalı tişört vereceğiz aranızdan bir kişiye.
Harika bir mücadele izledik. İtalya'da yarışın tamamında son bölümde bambaşka bir seviyeye çıktı o mücadele. Arda Pamukoğlu kazanıyor. Şampiyona lideri uzun bir aradan sonra yine podyumun ilk sırasında 3. sıradan başladığı yarışı kazanmayı başardı. Alperen Yıldız 2. sırada. Kerem Özcan 5. sıradan başladığı yarışı podyumda bitirdi ki bir ara liderliğe kadar çıkmıştı. Batu Türkmen o da liderliği gördü bir ara. 4. sırada bitirdi yarışı. Burak Bidev bu beşlinin içerisinde sanırım en ciddi kaybı yaşayan isim oldu. 5. sırada bitiriyor. Muhammed Özcan 6. Ege Sayın 7. Batur Setler Ekşi 8. sırada bitirmiş yarışı. Altuğ Atilla 9. Atilla Aydemir 10. Ve son puan ona gidiyor. Efe Korkmazer 11. sırada. Festus Lap da 10'da. Tolga Can, Emin Köse, Bartu Günay, Hüseyin Uğur, Can, Emre ve Emir yarışı bitiremediler. Şimdi podyumla bir röportaj gerçekleştireceğiz. Gruba eklenmelerini bekliyorum arkadaşlarımın. Evet, Kerem'le başlayalım. Kerem'cim sesimi duyuyor musun? Evet, duyuyorum abi. What a race. Gerçekten çok keyifliydi. Çok güzeldi izlemesi. 5. sıradan start aldın. Tabii sıralamalardan değerlendirmeye başlamanı rica edeceğim senden ama gerçekten yarışın startı muazzamdı. 5.likten anında 2.liğe kadar böyle bir fırladığını gördük. Sonrasında hızlı bir şekilde yarışın liderliğini aldın. Son bölümde de çok ciddi çekişme vardı. Liderlik sürekli el değiştirdi. Genel olarak Monza'nın bir değerlendirmesini rica edelim senden. Sıralamada yani çok beklediğim gibi olmadı. Farklar çok yakındı. O yüzden ufak bir hata aslında bayağı büyük bir şeye mal oldu benim için. Evet. Sıralama turunda bir 0-100'lük bir hatam oldu. 0-100 belki alabilsem Y2 Y3 başlardım. 2 sıra oldu bunun cezası. Çok iyi geçmedi aslında yani genel olarak sıralama benim için. Yarışta da güzel bir start aldım. Alperen'in kötü startından dolayı Batu da geçemedi. Hı hı. Orada güzel bir boşluk bulunca ikinciliği alabildim. Ondan sonra Burak'ın arkasında yarışı kontrol ediyordum aslında. MRS doldurup bir de gereken zamanı bekliyordum geçmem için. Sonra yarışın sonlarına doğru ufak bir hatam oldu. Arka skyder aracın. Hı hı. Orada ön lider gruptan koptum. Tabii sonlara doğru öndeki çekişmeden dolayı yakalayabildim ama yani en azından hasarı azaltmış oldum. Benim için iyi bir podyum yine. Yani 5. başladığın yarışta 3. olman güzel ama şampiyonadaki ana rakibinin gerisinde bitirmen o açıdan kötü oldu. Aslında evet. Son bölümde Batu'yla bir podyum mücadelesine girişirken ön tarafta Arda ile Alperen'den kopmuş oldunuz. O parabolika öncesi DRS çizgisinden önce birbirinize açıkçası avantaj verip vermeme noktasındaki inadınız bir anda 2 saniyeye çıkardı farkı. Güzel bir yarıştı Kerem. Seyir zevki çok evet. Çok yüksekti. Eminim sen de kullanırken keyif almışsındır. Eline koluna sağlık. Senin de sesine sağlık. İzleyen eyvallah. Herkese teşekkürler. Eyvallah. Podyumdaki Alperen'le Arda'ya da tebrikler. Eyvallah. Alperen sesimi duyuyor musun? Evet abi duyuyorum buradayım. Evet tebrik ederim seni de. İkinci sıradan başladın. Sıralamalardan yine senden değerlendirme alalım. Aslında güzel bir işbirliği yaptınız sıralama seanslarının tamamında Batu ile birlikte. Bunun meyvesini de son bölümde yiyor gibiydin aslında. Burak'ın o gerçekten iyi turuna kadar. İkinci sıradan başladın. Startta birazcık çekişte sorun yaşadığını gördüm. Sonrasında sürekli el değiştiren bir liderlik, sürekli böyle 5 pilotun bir arada birbirlerinin çok yakın mesafede sürdüğü, tempolu sürdüğü bir yarış nasıl geçti senin için? Abi teşekkür ederim. Senin de sesine sağlık. Eyvallah. Yani sıralama turlarında dediğin gibi başta Batu'dan aldığım tavuğun meyvesini yedim biraz ama turun çok hatalıydı. Hani daha iyisini de atabilirdim ama Buran turunu yakalamak birazcık imkansız gibiydi. O yüzden hani çok da sıralamalarda bir şey kaybettiğimi söyleyemem aslında. Başlamam gereken yerden başladım. Hı hı. Sonra startta yine işte benim klasik start problemim. Direksiyondan dolayı yine 3 sıra kaybettim. Ama hı hı. Alıştım yani artık ben buna. O yüzden çok da yadırgamıyorum.
Onu sonra kompense ediyorsun bir şekilde ya. Stat evet. kötü olsa da bir şekilde yarışın içinde yine benzer pozisyonlara gelinebiliyor. Evet. İşte ondan sonra zaten buradaki yarışı az çok ben kafamda tahmin edebiliyordum. Böyle olacağını, hani 5 kişinin 6 kişinin birlikte gideceğini. Ben de yine grubun en arkasında kalınca, ki hani böyle kapışmalarda en sevdiğim yer genellikle grubun en arkası. Hani hep 0-5-0-6 farkta DRS'de gitmeye çalıştım. İşte zaten sonra Kerem'le Arda'nın bir teması oldu. Orada Kerem gitti. Sonra Batu ile ikimiz sadece Arda ile kalmış olduk. Yani güzel de bir takım oyunu oynadık aslında, ama orada Batu'nun hatasından sonra Arda çok yakındı bize. Yani orada benim Batu'yu geçmekten başka çarem yoktu. Yoksa hani o şekilde hep götürecektik. Ben de yarış sonuna kadar Batu'ya atak yapmayacaktım. Hani bu şekilde konuşmuştuk biz yarış içinde. 1-2 bitirecektik. Öyle olunca ben hani sola girmek zorunda kaldım. Sonra Batu da frenajı kaçırdı. Evet. Yani yazık oldu. Sonrasında aslında çok bir şeyde ikilemde kaldım. Hani 26. turda Arda'ya yerini vereyim mi, vermeyeyim mi diye. Sonra Arda ufak bir hata yaptı 26. turda. Dedim hani ben artık buradan gideyim. Hiç öyle bir heyecan, macera aramayayım dedim. Ama işte karşı koyamıyorsunuz yani burada. DRS'ye. Evet, DRS ile birlikte gerçekten ciddi bir momentum yakalıyor. Aynen. Yani onun da eline sağlık. Yine sürebildiğince temiz sürdü. Yani Kerem'le ikisi zaten yine müthiş kapıştılar. Sizin eline sağlık. Ben de yani aslında artık son 3-4 tura girdiğimde yine beklediğim ikinci sıraydı. Batu'yla ama 1-2 bir dubleydi. Yine ikinci sırada bitirmiş oldum. Herkese tebrikler. Eyvallah. Eline koluna sağlık senin de. Arda'cığım sesimi duyuyor musun? Evet, duyuyorum. Evet, tebrik ediyorum seni de. Teşekkür ederim. Yarışı kazanmış oldun. Aslında 3. sıradan başladın. Startla birlikte sürekli liderlik el değiştirdi. Gerçekten ben de takip etmekte çok zorlandım. Keyifli bir mücadele. 5 pilotun hatta yer yer 6'ya da çıktı o son bölümde. Bir arada olduğu, temponun sürekli yüksek olduğu, mücadelenin sürekli hat safhada olduğu ve küçük küçük hataların aslında belki de sonucu belirlediği bir süreç oldu. Genel bir değerlendirme senden de rica edeyim. Yani gerçekten zor bir yarıştı. Hani yarışta bayağı terledim. Çok heyecanlıydı. Sıralama fena değildi. Üçüncü başladım. Onun dışında yarışta çok yer değiştirem, yani yer değiştirme oldu. Ondan sonra yine son tur hatayla kazandım. Yani Alperen abiye de çok tebrik ediyorum. Yani çok iyi yarıştı. Yani gerçekten çok zor yarıştı ya bu yarış. Evet evet, benim yani açımdan en azından seyir, öyle söyleyeyim seyir yani. Seyir zevki açısından yüksekti. Onu da bir defa daha altını çizmekte fayda görüyorum. Hani bu şampiyonanın gidişatı açısından da senin için herhalde çok ciddi bir kazanım oldu. Çünkü evet, Kerem yani son yarışlarda zamanlarda çünkü çok geride kalıyordum. Evet evet, yani Kerem çok hızlı bir şekilde farkı kapatıyordu. Son birkaç yarışta özellikle sürekli senin önünde bitirmek suretiyle farkı ciddi anlamda kapatmıştı. Bu birazcık daha muhtemelen seni rahatlatacak bir sonuç oldu gibi. Evet. Güzel bir kapışmaydı. Eline koluna sağlık. Var mı eklemek istediğin bir şey? Herkesin eline sağlık. Herkese tebrikler. Podyuma evet. Tebrikler. Sizin de sesinize sağlık. Eyvallah kardeşim. Teşekkür ederim. Ben de yine podyumdaki gruptaki arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Yayını kapatmak için, çekiliş için müsaade istiyorum sizden. Elinize sağlık. İyi geceler. Evet, Monza'da bu keyifli ve güzel yarışı sonlandırdık, neticelendirdik. Gerçekten her tur farklı bir aksiyonun yaşandığı, liderliğin sürekli arda arda el değiştirdiği, DRS ile ilgili kazanımların çok önemli olduğu, hata yapanın, küçük küçük hataların sonucu belirlediği bir yarış oldu, güzel oldu. Şimdi gelelim çekilişimize. Yetkili arkadaşlarımızdan, moderatör arkadaşlarımızdan da rica edelim bota çekilişimizi yaptırsınlar. Çekilişin kazananını zikredelim. Ondan sonra yavaş yavaş müsaade isteyelim. Monza'daydık bu hafta. Master Series'de gayet güzel ve keyifli bir yayın oldu. Umarım sizlere de sorunsuz bir şekilde ulaşmıştır. Evet, çekilişimizi bekliyoruz. Formula 1 temalı tişörtümüzün kazananını açıklayacağız. Efsanevi has won the giveaway. Efsanevi yazdı ve adam yazar yazmaz kazandı. Gerçekten çok ilginç. Teşekkür ediyoruz katılımlarınız için. Kazanan arkadaşımıza da
Tebrikler diyoruz. Bir de yedek çekti galiba. O da Player Evan. Benim sadık izleyicilerimden, benim kanalımın sadık takipçilerinden Player Heaven'da yedek olarak çıkmış. Evet, güzel ve keyifli bir yayındı. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bendeniz Ömer Sabri Karagöz, bu heyecanın anlatımını sizlere yapmaya çalıştım. Bir sürçülisan ettiysek affola. Önümüzdeki hafta Cuma günü ölmez de sağ kalırsak yine saat 22'de başka bir pistte Downforce Racing League'de Master Seri heyecanında sizlerle birlikte olmak üzere. Hepinize iyi geceler. Hoşça kalın. Bye bye.